Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu nakleder. Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur kah öyle bir toprağa düşer ki onun bir kısmı suyu kabul eder de çayır ile bol ot yetiştirir. Bir kısmı da kurak olur. Suyu üstünde tutar da Allahu Teala halkı onunla faydalandırır. Ondan hem kendileri içerler hem hayvanlarını suvarırlar, ekin ekerler. Bu yağmur diğer bir nevi toprağa daha isabet eder ki düz ve kaypaktır. Ne suyu üstünde tutar ne de çayır çimen yetiştirir. İşte Allah'ın dinini anlayıp, dinde fakih olup da Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve bunu bilip başkasına bildiren kimseyle bunu duyduğu vakit kibirinden başını bile kaldırmayan ve Allah'ın benimle gönderilen hidayetini kabul etmeyen kimse böyledir. Bu taksime göre topraklar ve insanlar üç kısmı ayrılmış oluyor. Bir, hem istifade eden hem de fayda veren başkalarına. İki, kendisi istifade edip başkalarına fayda vermeyen. Üç, ne kendisi istifade eder ne de başkasına fayda verir. Yani Peygamber Efendimizin getirdiği ilmi, o bol yağmuru, bereketi insan önce kendi öğrenir, anlar, yaşar, kendisi idrak eder, sonra başkalarına ulaştırırsa bu en iyisi. Hem kendi istifade ediyor hem başkalarını istifade ettiriyor. İkinci bir grup, öğreniyor ilmi, kendisi istifade etmiyor ama başkalarına istifade ettiriyor. Bu da nispeten bir fayda sağlamış oluyor. En kötüsü ise ne kendisi ilgileniyor bir şey öğreniyor, istifade ediyor o yağmurdan ne de başkaları istifade edebiliyorlar. Bu da insanların en kötüsü olmuş oluyor.